Her birimiz farklı türlerde gruplara aitiz. Bazı gruplar samimiyet ve yakın ilişkiler sağlarken diğerleri sağlamaz. Grupların iki ana türü birincil gruplar ve ikincil gruplar olarak adlandırılır. İlk önce birincil gruplara bir göz atalım. Benim birincil grupları anlamama yardımcı olan örnek düğün örneğiydi. Gördüğümüz gibi burada bir gelin ve damat var. Kimlerden nedime ya da sadıç olmalarının istendiğini bir düşünün. Genellikle gelin ve damadın en yakın arkadaşları ya da gerçekten yakın aile üyeleri nedime ya da sadıç olur. Öyle değil mi? Bu birincil gruba bir örnektir çünkü birincil gruplarda aidiyet ve ortak bir kimlik söz konusudur. Grup üyeleri size önem verir ve siz de aynı şekilde diğer grup üyelerine önem verirsiniz. Herkes birbirine bağlıdır. Bu gruba ait olmak bu arkadaşlığın anlamıdır. Gruba herhangi bir amaç için ya da bir şey elde etmek için girmezsiniz. Birincil gruplar bireyler için bir tür dayanak noktasıdır ve herkes bir birincil gruba ait olarak doğar. Yani aileye Birincil grup üyeleriyle yüz yüze görüşürsünüz ve onların hayatı hakkında pek çok şey bilirsiniz. Bu yakın ilişkiler çoğunlukla sevgi, yardımlaşma, ilgi gibi samimi ve insani duyguların kaynağı olarak görülürler. Bir başka tür grupsa ikincil grup olarak adlandırılır. İkincil gruplar resmi, kişisel olmayan, iş benzeri gruplardır ve genellikle geçicidirler. Diğer taraftan belli ve sınırlı bir amaç ya da hedefe dayanırlar. Dediğim gibi bu ilişkiler genellikle kısa dönemlidir ve bu ikincil gruptaki insanlarla sadece hedef odaklı birkaç aktivite yaparsınız. Mesela beraber iş konuşulan bir öğle yemeği yemek gibi. İkincil gruptaki insanlar genellikle bunu amaca ulaşmak için bir araç olarak görürler. Yani Sadece bir görevi yerine getirmek ya da para kazanmak için bu gruba girerler. Şimdi örneğimize geri dönelim. Diyelim ki nikah sona erdi. Şimdi düğündeki bazı farklı birincil ve ikincil grupları görmek için yemek salonuna doğru geçelim. Gelin ve damat nikah karesinde de yanlarında gördüğümüz uzun zamandan beri tanıdıkları yakın arkadaşları ve yakın aile üyelerinden oluşan grupla oturuyorlar. Diyelim ki damat üniversitede futbol oynuyordu ve takımdan bir sürü arkadaşı da düğüne geldi. Onlar da damadın yakınına otururlar. Çünkü onlar da damadın birincil grubundalar. Uzun süre birlikte çalışmış, birlikte büyümüşler, üniversitede kendi ayakları üstünde durmayı birlikte öğrenmişlerdir. Yani onlar damadın birincil gruplarından biri. Birincil grupta birlikte oturanlar arasında gelin ve damadın anne babası, kız ve erkek kardeşleri gibi yakın aile üyelerini de görebiliriz. Diyelim ki gelin güzel bir mahallede büyüdü ve aynı sokakta oturdukları herkesle arkadaştı. Tıpkı bir topluluk gibi hepsi bir arada büyüdüler, hafta sonlarını birlikte geçirdiler ve sık sık deniz kenarına tatile gittiler, birlikte yemek yapıp yediler vesaire vesaire. Bu da onun birincil grubuna bir örnek. Sonuç olarak diyebiliriz ki tüm bu insanlar yani mahalle arkadaşları, yakın aile üyeleri ve takım arkadaşları gelin ve damadın hayatında birincil gruptalar. Ancak yemek salonunda dolaşırken burada pek çok farklı ikincil grup olduğunu da görüyoruz. Mesela şurada gelin ve damadın, anne babalarının önemli iş arkadaşları oturuyor olabilir. Ve şurada ise yılda sadece bir ya da iki kez büyük aile toplantılarında görülen uzaktan akrabalar olabilir. Diyelim ki burada da bazı tanıdıklar var. Bunlar çok yakın arkadaşlar değiller ama iyi bir iletişimleri var ve belki gelecekte gelin ve damada yardım edebilecekleri düşünüldüğü için düğüne davet edilmiş olabilirler. İkincil gruplar daha resmi ve daha hedef odaklılar. Bu düğün yemeğine baktığımızda bile pek çok konuğun gelecekte kurulacak bağlantılarla beraber para kazanmak için veya ihtiyaç duyulduğunda güçlü ilişkiler sağlamak için orada olduğunu görüyoruz. Hatta belki Ailenin uzak üyeleri bile herkesi mutlu etmek ve birilerini kırmamak ya da olası bir aile dramını önlemek için davet edilmiş olabilirler. İşte bunların hepsi damat ve gelinin ikincil gruplarına örnekler. Bunlar yakın ilişkide oldukları insanlar değiller. Bu ilişkiler daha resmi. Buraya ikincil için bir i harfi koyalım. Sonuç olarak özetlememiz gerekirse birincil gruplar yakın, samimi ve uzun süreli ilişkilere dayalı iken, ikincil gruplar kısa süreli ve genellikle amaç odaklı ilişkilere dayalıdır.